Pekala hocam. Şimdi sevgili Roja Demirer Çarpışma dizisinde izliyoruz. Gerçekten çok sevgiler gönderiyorum buradan. Tüm değerli arkadaşlarıma, oradaki oyunculara. Çok da iyi oynuyor. İzliyor musunuz bilmiyorum. Çok zor dişi bir rol oynuyor. Sevdiğim bir arkadaşımın okul arkadaşı zaten, evet. Okullu. Yani şey. Tabii. Emekçilerden. Evet. Aynen. Şimdi diyor ki Roja Demirel hakkında Roja'nın estetik açıklaması yapmak zorunda kalmış. Çünkü herkes demiş ki işte böyle böyle yaptırdın. Yanaklarından yağ aldırmış mı hocam sizce? Şimdi tabii resme bakarak düşünüyorum ben şimdi. Onun kendi açıklamasına saygı duyuyorum ve inanıyorum. Bu ayrı. Ama şimdi şu iki resme bakıldığında dikkat edin, çok detaylı bakın. Burun zaten yapılmış. Onu tabii söylemiş. Onu zaten söylüyor. Bakın elmacık kemiğiyle yanak birleşik burada. Daha tombullu yüz var yukarıdakinde. Yani o biraz elmacık, yaşla da alakalı değil mi yaşla hocam? Yaşla alakalı ama bireysel bir karakterle de alakalı. Mesela 20 yaşında bu karaktere sahip olan da var. 50 yaşında olan doğru. Da var. Biraz bireysel özellik farklı. Bakın elmacıkla yanak dolgunluğu biraz fazla. İkinciye bakın. Bakın elmacık belirgin artmış. Hı. Onun altında yanak biraz içine doğru gitmiş. Evet. Bakın biraz vadileşmiş, evet. Diyorum, evet. Ya. Hani şu tepe, güzellik tepesi yukarısı. Aynen. Biraz daha belirginleşmiş. Burada bazen şey yapılıyor. Bakın yanakların belirgin olduğu, üst elmacığın da birlikte belirgin olduğu tombul yanaklarda hani şu Hollywood yana dedikleri öyle bilinen bir şey var. Evet. Ama aynı zamanda ben ona diyorum, o Samsun tepesi diyorum. Direkt, onu oluşturmak için yanaktan yağ alıyoruz. Bakın bişektomi dediğimiz bir yöntem var. Evet. Bişektomide ağız içinden giriyoruz. Şu ya bak. Şu tom, evet, o tombulluğu, o tombulluğu bırakın şimdi. Evet, şu hale geliyor. Bakın, bırakın o hale. Evet, işte bu. Bakın siz de şöyle göstereyim. Şimdi şu tombul şu an, ama bırakın, bırakın. İşte şu tepe ortaya çıkıyor. Bakın burası çukurlaşıyor. Şuraya çıkıyor. İşte bu yanakların içerisinden. Şuraya. Ben nasıl alıyor? İçeri mi giriliyor hocam? İçinde. Ağzından giriyoruz. Doktor Bey'in yanındaki de çiğneme kasları var. Bu sülatör kaslarla masseter kaslar arasındaki acı yağ mi hocam? Paketçiği var. Acı mı? Çok paket bir yağ. Bir de böyle çizdiğiniz anda tık diye çıkıyor. Paket yağ o. Onun lokasyonuna uygun bir şekilde girdiğiniz anda zaten oradan paket çıkıyor. Paket gibi duruyor mu orada? Paket gibi duruyor hakikaten. Top gibi duruyor. Onu aldığınızda ne oluyor? Bakın bu tombulluk bir anda içine gidiyor. Elmacıklar ortaya çıkıyor. Daha üçgensi bir yüz. Ortaya, bazılarına çok yakışıyor. Ama illa herkes olacak diye bir olay yok. Yüzün genel değerlendirmesini çok iyi yapmak lazım. Tabii. Herkes de bunu yapacak diye bir kural asla yok. Çünkü güzelliğin farklı karakterleri zaten var. Zaten Roger'a diyor yaptırmadım. Yanaklarımdan yağ aldırıp elmacık kemiğime koydurduğum söylendi. Bir tek burun İşte. Estetiğim var. Bunu da hiçbir zaman saklamadım. Bir de üst dudağımda dudak çizgisini belli eden dolgum yaptırdım diyor. Dolgum dudağına. Var diyor. Güzel. Bakın buradakiyle buradaki arasında fark gözüküyor ama bu şu da olabilir. Bakın şimdi doğru söylüyorlar. Evet. Makyajla gerçekten tabii. O elmacıkların belirgin hale getirip tabii. Alt kısmı çukurlaştırıldığı bir illüzyon, bir var, algı oluşturulabiliyor. Tabii ki. İki resme bakarsan söylersen evet var derim. Aynen. Ama ben kendisine inanırım. Çünkü şu işlem, şu algı makyajda da bazı hatalarını oluşturabiliyor. O yüzden ama yapılıyor mu bu işlem? Çok yapılıyor. Evet. Çok mu yaptıran var? Çok yaptıran var. Ben bir gün programda sıfır makyajla çıkıp makyajımı yaptıracağım. İzleyicilerimize evet. Anlatmak için neler yapılıyor? O gölgeler nerelere nasıl konuyor? Nasıl evet. Veriliyor? Bunu sizlerle paylaşmak istiyorum. Bekleyin, yapacağım bunu da, söz veriyorum. Pekala hocam, çok teşekkür ben ediyorum. Teşekkür ederim. Evet, çok teşekkür ediyorum.